Ekran gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor. Ama tabii minicik gözüküyor herhalde. Biraz insanlar zoomluyorlar ama değil mi? Nasılsa artık her şey böyle. Şimdi ilk önce bir şey grafiğiyle başlayacağım. Aldığım ders saykobiyoloji olarak almıştım ama daha çok saykobiyoloji of stres olarak çıktı içeriğinde. Yani daha çok işte bu erken yaşta karşılaşılan travmatik durumlar ya da stresli yaşam ileriki yaşamında bu insanları nasıl etkiliyor? Ya da işte genetik olarak nelerini değiştiriyor ya da beynin gelişiminde neleri etkiliyor? Bunların üzerineydi. Ama tabii daha çok işin genetik kısmında kaldık. İşte hangi genler hangi genlerle iletişime geçip sonrasında nasıl beyni etkiliyor gibiydi. O yüzden ben burada daha çok işte bu review anlamında yapılan çalışmaları anlatacağım biraz daha. Çok genetik kısmına girmeyeceğim. İlk önce bir şeyi anlatacağım burada. Stresle karşılaşıldığında hormonal sistemler nasıl birbirine etkileyerek bir sonuç çıkmasını sağlıyor diye. Süreç hipotalamustan başlıyor. İlk başta bir stresle karşılaştığımızda. Tabii hipotalamustan önce yine limbik sistemler var. Direkt hipotalamusun üzerine etkileyen işte amigdaladır, hipokampüstür. Bunlar da etkiliyor ama dediğim gibi hormonal süreç hipotalamustan sonra başlıyor. Hipotalamus CRH denilen corticotropin releasing hormon diye geçiyor. Bir hormon salgılıyor. Bu sonrasında pituitary gland'e geliyor. Pituitary gland iki kısımdan oluşuyor. Posterior ve anterior kısmı. Bu hemen hipotalamusun altında yer alan bir bölge. Posterior kısmı daha çok pasif bir bölge. Hipotalamustan salgılanan hormonları geçici süre depo ediyor. Yani aktif bir şekilde kendi hormonlarını üretmiyor. Daha çok stres yanıtı ile ilgili olan kısım anterior kısmı. Bu kısımda CRH hipotalamustan salgılandıktan sonra ACTH denilen kortizoldan hemen bir önceki bir ara hormon daha salgılanıyor. Bizim burada asıl odaklanacağımız stres hormonu kortizol. Ama kortizoldan önceki aşamalarda işte hipotalamusun böbrek üstü bezleri etkilemesi vesaire için ara geçiş hormonları da var burada. ACTH salgılandıktan sonra artık beyinden böbrek üstü bezlerine doğru geliyor hormonlar. Böbrek üstü bezlerinde de iki farklı bölge var. Bunlardan ilki medula, diğeri de korteks. Bunlar hem farklı bölgeler hem de stres yanıtının iki farklı zamandaki, nasıl söyleyeyim, iki farklı temporal yanıtı oluşturuyor. Meduladan nörepinefrin ve epinefrin hormonları salgılanıyor. Bunlar ilk stresle karşılaşıldığında kişinin o fight or flight responsunu vermesini sağlıyor. İşte bu hormonlar kişinin kalp ritmini hızlandırıyor, kan basıncını hızlandırıyor ya da kandaki şeker miktarını artırarak o ilk anlık responsun verilmesini sağlıyor. Adrenal korteksten de kortizol salgılanıyor. Bu asıl stres yanıtının sonraki aşamalardaki işte stres yanıtını düzenlemek ya da anlık olarak bir tepki vermesini sağlayan hormon. Sıçanlarda glukokortikoid olarak geçiyor, insanlarda kortizol olarak ama yaptıkları görevler oldukça benziyor birbirine. Ama kortizolün beyindeki etkisi tek çeşit değil. Hangi reseptör tarafından kortizolün alındığına göre değişiklik gösterebiliyor. İki farklı reseptör var. Bunlar mineralokortikoid reseptörü MR ya da glukokortikoid reseptörleri GR. Bu iki reseptör tipi arasında üç önemli farklılık var. İlki, GR'lar bulunduğu beyin bölgesinde kortizol geldiğinde nöral aktivitenin baskılanmasına sebep oluyor. MR reseptörlerinin tam tersi bir etkisi var. Bulunduğu beyin bölgesinde aktivasyonun artmasını sağlıyor. İkinci farklılıkları, MR kortizole bağlanma konusunda GR'a göre bir 10 kat daha fazla bağlanabilme yeteneği var. Yani düşük kortizol seviyeleri bile bir stres yanıtı oluşturabiliyor MR reseptörleri sayesinde. Üçüncü farklılıkları da tabii bunların beyin bölgelerindeki farklı lokalizasyonlarından kaynaklanıyor. MR daha çok amigdala ve kortikal bölgelerde yer alıyor. Yani bu anlık duygusal responsun artmasını sağlıyor kortizol geldiğinde. GR'da daha çok hipokampüste yer alıyor. Yani amigdala MR reseptörleri üzerinden stres yanıtını arttıracak bir etkisi varken hipokampüsün GR reseptörleri üzerinden stres yanıtını baskılamak için bir negatif feedback uyguluyor. Bu negatif feedback başka şeyleri yapma aman da hani şimdi şu acil durumdan ilgilen anlamında mı bir bastırma? Yok, o ilk anlık işte o stres yanıtının çok fazla uzamamasını sağlamak hem de o ilk yanıtın çok overshoot yapmasını engellemek için. Çünkü o, öyle olursa bu sefer kalp mart vesaire kalp krizi geçirebilirsin mesela değil mi? Evet evet, onların da baskılanmasını şey yapıyor. İşte vücudun normal seviyesine dönmesini sağlıyor. Bir şey söyleyeyim, bu kortizol bizim bildiğimiz kortizoldan farklı. Evet, bildiğimiz şeyimiz. Kortizol. Kortizol ismi öyle geçiyor. Kortizol.
glukokortikoidin işte bağlandığı reseptör türlerine göre ve bu reseptörlerin bulunduğu beyin bölgelerine göre farklı işte uyarıcı ya da bastırıcı etkisi olabiliyor. Bu da sonrasında bu bölgelere bağlı olarak çalışan bellek sistemlerinin işte o stresli ana dair bellek anları daha iyi kodlamasına, daha sonra bunun adaptasyon olarak kullanılmasına, işte aynı stresli duruma karşılaşıldığında bunları tekrar hatırlanıp aynı stres seviyesine tekrar çıkmasını engellemesi için kullanılıyor. Dolayısıyla kötü bir olayla bir daha karşılaştığımızda evet. ilki kadar büyük bir tepki evet. göstermememiz olan... duyarsızlığımızdan değil. Evet evet alışkanlık. Vücudumuzu korumak için. Evet. Sürekli strese sokmamak için aynı sebepten dolayı. Ama genelde yeni olayların neredeyse tamamı stresi olarak algılanıyor. Eğer daha önce karşılaşılan bir durum değilse. Şimdi bu da bizim ilk hafta okuduğumuz makaleydi. İlk kez bu epigenetik kavramının ortaya atıldığı makalelerden birisi bu. 2004 senesinde epey de yakın bir dönemde yayınlandı. Şimdi bize şey diye öğretilmişti işte gendeki bir bozukluğun bir hastalığa sebep olması için bu genin DNA'sındaki işte bu nükleotitlerin, sitozin, guanin, adenin, timinin diziliminde bir farklılık olması gerekiyor ki bir mutasyonla bu gene bağlı olarak işte gelişecek bölgede bir hastalık çıksın. Bu çalışmalarda bunun tek mekanizma olmadığı mutasyonun, DNA'nın bu dizilimindeki değişikliğe hiçbir şekilde dokunmadan DNA'nın fonksiyonunun yine de değiştirilebileceği ortaya çıkıyor. Bunun içinde mutasyonun yanı sıra iki farklı mekanizma öneriliyor. Bunlardan bir tanesi DNA'nın metilasyonu, diğeri de histon asetilasyonu diye geçiyor. DNA metilasyonu basitçe şöyle, DNA'nın nükleotitlerinden bir tanesine metil grubundan bir elemanın bağlanmasıyla bu nükleotit karşı zincirdeki o eşine daha iyi bağlanması engellenmiş oluyor. Yani o sıkı DNA zinciri kurulamamış oluyor. Histon asetilasyonu da şöyle oluyor. Histon genelde bir grup DNA zincirini saran bir protein. Bunun daha sıkı sarması DNA'yı ya da daha gevşek sarması DNA'daki bu genin daha fazla ya da daha az çalışmasına sebep oluyor. Yani bu hastalıkların çıkması sadece bu DNA'nın fonksiyonunun düşmesi değil, aşırı çalışmasından dolayı da hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Yani iki yönlü çalışıyor şey. Bu sağlıklı vücutta da bunlar normal süreçler mi yoksa olağanüstü süreçler mi bu iki şey? Bunlar olağanüstü süreçler çünkü burada şeyi inceliyorlar buradaki çalışmada. Kediler üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Anne kedileri iyi ve kötü olarak ayırıyorlar. İyi ve kötüyü de şöyle ayırıyorlar. Genelde kedilerin yavruları doğduktan sonraki ilk bir hafta içerisinde gösterdiği bir davranış var yavrularının bakımı için. İşte buna licking, grooming ya da arched back nursing deniyor. Bunu yavrusuna eğer yeteri kadar uygularsa yavrunun DNA'sında metilasyon ya da asetilasyon gözlenmiyor. Ama kötü bir anneye denk gelirse de bu işte yeterli bakımı yapamazsa bu yavruların DNA'sında işte bu dediğim fonksiyonel bozukluklar oluyor. Aynı şekilde bunlar yavrunun ileriki yaşamında da devam ediyor. Yani mutasyon gibi bir değişiklik olmadan doğan yavrunun DNA'sında bozukluk oluyor ve bu bozukluk bu yavrunun kendi yavrularına da aktarılıyor. Yani bir genetik aktarım süreci de var. Ama şöyle bir farklılık var. Bizim genelde bu Mendel genetiğine benziyor işte. Bir değişiklik var DNA'da bir sonraki nesle aktarılıyor ve o şekilde devam eder. Ama buradaki farklılık şu. Burada ilk başta şu deneyi yapıyorlar işte. Kötü annenin yavrusuna bakıyorlar. Asetilasyon ve işte metilasyon seviyesi artmış. İşte iyi annenin çocuğuna bakıyorlar. Herhangi bir değişiklik yok. Sonraki deneyde iyi anneden doğan çocuğu kötü annenin bakımına veriyorlar. Kötü anneden doğan çocuğu da iyi annenin bakımına veriyorlar. Burada da şunu görüyorlar. Buradaki işte bu DNA'nın fonksiyonundaki değişiklikler geri çevrilebiliyor. Yani o mutasyonlardaki gibi sürekli olarak kalıcı gitmiyor. Eğer doğru işte özellikle o büyüme çağında doğru bir şekilde yetiştirilirse ya doğru bir şekilde bakım altına alınırsa bu değişiklikler tekrar geri alınabiliyor. Zaten bu çalışmadan birkaç sene sonra benzer bir çalışmayı şey üzerinde de yaptılar. Bu Holocaust kurbanlarının işte sonraki nesillerde acaba aynı Holocaust'un etkisi genlerinde hala duruyor mu diye baktıklarında hala durduğunu gördüler. Yani yine dediğim gibi herhangi bir mutasyona gerek kalmadan ama şey yani o bozukluk orada duruyor da etkileri anlamında geriye çevrilebiliyor değil mi? Yok bozukluk da geri çevrilebiliyor ama bunun özellikle burada da bahsediliyor kritik bir periyodu var. Örneğin buradaki kediler için ilk bir hafta olarak söyleniyor. Bir haftadan sonra istediği kadar iyi bakılsın bu DNA'daki bozukluklar artık geri gelemiyor. Çünkü her bir genin gelişimini tamamlaması için belirli bir süre var. İnsanlarda bu genelde doğmadan önce gerçekleşiyor. Ama kedilerde ya da sıçanlarda biraz daha geç doğduktan sonraki süreçte oluyor bu. O yüzden bir haftalık süreçte hani eğer iyi bakılırsa bu metilasyon, asetilasyon tamamen ortadan kalkıyor. Ama o kritik süreci geçtikten sonra herhangi bir müdahale hiçbir şekilde etkili olmuyor. Mesela bunun benzer bir çalışma
şey insanlar üzerinde yapılıyor. İşte küçük yaşta abuse'a maruz kalan ya da bir yakınlığı, çok yakınlığı kaybeden kişilerde dediğim gibi yine benzer etkiler gözleniyor. İleriki yaşamları ne kadar iyi olursa olsun bu etkiler geri çevrilemiyor. Yani kişinin o andaki işte sosyal durumu, ekonomik durumu bunlardan tamamen bağımsız. Yani tamamen o çocukluk çağında nasıl yetiştiğine bağlı olarak değişiyor. Peki o holokost etkisi nesilden nesile geçen ne bu? İşte bu DNA'daki dediğim gibi işte mesela metilasyon seviyeleri çok yüksek. Bu holokostu gören kişilerde bunların çocuklarına baktıklarında direkt olarak onlarda da DNA'da benzer bozukluklar görülüyor. İşte metilasyon seviyeleri çok yüksek, asetilasyon seviyesi yani yüksek. Yani bir kuşak çok stresliyse onun etkisi... Evet, sonraki kuşaklara da aktarılabiliyor. Vay, yandı Türkiye. Evet, ben de ilk aklıma o gelmişti. Yani Türkiye'deki nesiller nasıl gidecek diye. Yani, bilmiyorum. Bence biz strese alıştık o deminki şey gibi. Yani ona başlık kazanmaya başladık gibi. Burada nasıl baktıkları, işte dediğim gibi hipokampüste daha çok ciğer türü reseptörler baskın. Burada da bakılan bu hipokampüsteki ciğer reseptörlerinin üretilmesinden sorumlu gene bakıyorlar. Ve burada işte o dediğim DNA'daki bozukluklarda bu ciğer expression'ını etkileyen gendeki işte asitilasyon, metilasyon oluyor. Hipokampüsten bu negatif feedback sağlanamadığı için bu yavruların işte sürekli ileriki yaşamlarında da herhangi bir stresle karşı karşıya kaldıklarında sürekli olarak aşırı yanıt verme eğilimine gösterdikleri gösteriliyor. Yani kraliyet ailelerinde evleneceklerin 10 nesil öncesine bakarlar, iyice incelerlermiş ya, boşa ya değilmiş. Yani adamlar haklıymış. Burada da gen ve çevre etkileşimine bakılan bir çalışma bu. Serotonin geninin, serotonin üretilmesinden sorumlu gene bakılıyor. Burada da şu inceleniyor. Katılımcıların hepsi erken yaşlı bir şekilde stresli bir hayata sahipler. Ama serotonin geninden, serotonin üretilmesinden sorumlu genin her bir DNA'da bir promoter bölgesi vardır. Bu o DNA'nın hangi gene ne kadar, hangi protein ne kadar üreteceğini belirler. Bunu genelde sınıfladığınızda bu promoter bölgesini iki farklı sınıf çıkıyor. Bir tanesi long alel denilen daha uzun bir protein bölgesi var. Diğerinde de short alel, yine aynı şekilde daha kısa bir protein bölgesi var. Bunu dağıtacağım ama alel ne demek? Alel bir protein, bu şeyin, DNA'nın dediğim gibi o üretiş, yönetici bölgesindeki bir proteine deniyor ama tabi aynısını ben de çok bilmiyorum. Hani ben de çalışma sadece long alel, short alel olarak bahsediliyor ama çok aynısına girilmemişti. Burada şunu görüyorlar, eğer küçüklükte stresli bir hayata sahipseniz ve long alele sahipseniz, uzun alellere, çocukluğunuzda yaşadığınız olaylar sizi etkilemiyor. Eğer short alele sahipseniz, çevresel etkilere daha maruz kalmaya, işte daha duyarlı oluyorsunuz. Küçükken yaşadığınız herhangi bir kötü olay sizi ileriki yaşlarda daha fazla etkileyebiliyor. Ya da tam tersi, eğer elinizde depresyon halinde bir short alel, bir de long alel hastası varsa, long aleller yine çevresel etmenlere daha duyarsız. Yani işte bu depresyon için uygulanan tedaviler, social support olabilir ya da fiziksel aktivite, meditasyon hiçbir şekilde long alele sahip kişileri etkilemiyor. Yani hem depresyona girmeleri zor, depresyona girerlerse bir şekilde onları tedavi edip çıkarmanız zor. Ama short alele sahipseniz, işte depresyona girme riskiniz çok daha yüksek oluyor. Ya da ileriki yaşlarda işte post travmatik stres disorder gibi hastalıklara yakalanmanız daha kolay oluyor. Burada bir de S alele sahip kişilerin stres responsunu amigdala üzerindeki aktivite üzerinden değerlendiriyorlar. Bunda da şunu görüyorlar, iki farklı model var bu arada S alellerle ilgili. İlki tonik model, bu diyor ki stres seviyesi yüksek kişiler, stresli bir durum olsun ya da stresli bir durum olmasın, yanıtları hep yüksektir diyor. Bu tonik modele bir örnek. Fazik model de diyor ki bu kişiler sadece stresli olaylar karşısında aşırı tepki verir. Ama normal olaylara ekstra bir tepki vermezler deniyor. Burada o hipotezi test ediyorlar. Katılımcılar işte 3 farklı fotoğraf gösteriliyor. Stresli yüzler, normal yüzler ve boş bir resim gösteriliyor. Katılımcıların sadece işte bu stresli yüzlere aşırı tepki verdiği gösteriliyor. Bu da fazik modeli destekliyor burada. Tabi amigdalanın da az önce gösterdiğim şemada hipotalamus üzerine direkt uyarıcı bir etkisi vardı şurada. Şurada hipotalamusun öncesinde amigdala da var. Burada şu da gösteriliyor. Amigdala ile hipotalamus arasındaki bağlantısallık da artıyor. Yani amigdala daha fazla bağlanıyor hipotalamusa. Amigdaladaki aktivitede stresli olaylara karşı artınca ister istemez şu hipotalamustan başlayıp
stres yanısı yanıtı artmış bir şekilde devam ediyor süreç. Yani beyinle ilgili iki bulgu var. Bir, amigdaladaki aktivite artacak. İki, amigdaların hipotalamusu olan bağlantısallığı artacak. Bu iki aşama da işte depresyonun tanımlanmasında iki tane önemli endofenotip olarak tanımlanıyor. Endofenotip de şu, önceden işte bu genlerle hastalıklar arasında direkt bağlantı kurulurdu. İşte şu gende böyle bir mutasyon varsa bu hastalığı gösterirsiniz diye, görürsünüz diye. Burada daha çok ara adımlar tanımlanmaya çalışılıyor. Örneğin depresyon için sadece gene bakılmak yerine işte beyin bölgelerindeki aktiviteler nasıl değişiyor, işte fonksiyonel bağlantılar nasıl değişiyor. Bunları kullanarak depresyonun için bir semptom koyabilir miyiz aranıyor daha çok. Burada dediğim gibi amigdaların aktivitesinin artması ya da hipotalamusa daha çok bağlanması bu endofenotipler olarak tanımlanıyor. Yani bir kişinin amigdalası fazla aktifse büyük ihtimal depresyon olma ihtimali fazladır gibi bir çıkarım yapılıyor burada. Yani hani o başlangıçta şey diye bir mutlu oldular ya, genlere baktık her şeyi anlıyoruz. Aslında onun pek öyle olmadığı. Evet, ki işin içine neuroscience'in girmesi de çok yakın zamana dayanıyor. Evet, neuroscience ve genetik bir arada çok gerçekten de yeni bir zamanda bakılan bir şey. Serotonin de iyi hissettiren bir şey. Evet. Mutluluk hormonu. Bu çalışmada da işte kortizolün beyin gelişimi üzerine 4 farklı şu ana kadar tanımlanmış temel hipotez var. Onlardan bahsediliyor. Bunlardan ilki ciğer hipotezi. İşte ciğer az önce dediğim kortizolün reseptörlerinden bir tanesi. Bu hipoteze göre diyor ki hipokampüsteki ciğer reseptörleri bozulur. Negatif feedback sağlayamadığı için kişinin stres responsu sürekli olarak fazla olur diyor. İkinci hipotez sadece ciğer değil MR reseptörlerini de işin içine katıyor. Diyor ki tamam ciğer üzerinden hipokampüsün feedback'i azaldı ama MR'da amigdala da çok fazla olduğu için amigdaların da uyarıcı etkisi artacaktır. Yani hem hipokampüs negatif feedback veremiyor hem de amigdala ekstra uyaran gönderiyor. Bu da stres responsu daha da arttırıcı bir etki gösteriyor. İki farklı aşamada değerlendiriyor. Şu aşağıda ciğer ve MR'ın şeyini görüyorsunuz. Zamansal olarak birbirlerinden bir farklı aktif olma süreçleri var. Bu da ilk başta dediğim o aralarındaki farktan kaynaklanıyor. MR'lar kortizole daha fazla bağlanabildiği için düşük seviyedeki kortizoller bile, kortizol seviyesi bile MR'ı aktif hale getirebiliyor. Stres anında süreç şu şekilde işliyor. İlk başta kortizol seviyesi strese karşılık yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bu sırada henüz ciğerler aktif olamıyor çünkü yeteri kadar kortizol yok. İlk başta MR'la amigdala üzerinden o duygusal arousal diye o tepki oluşturuluyor. Kortizol seviyesi iyice arttıktan sonra artık ciğerler de aktif oluyor ve hipokampüs üzerinden bu stres tepkisinin bastırılması sağlanıyor. Sonrasında kortizol seviyeleri biraz daha düştükten sonra hem MR hem de ciğer üzerinden bu stresli anın bellek üzerinde depolanması sağlanıyor. Yani bu stresli an az önce dediğim gibi ileride tekrar karşıma çıkarsa işte aynı stres seviyesini göstermemek için bir adaptasyon sağlıyor. Ha, bu adaptasyon dediğin şey sonuçta hani ben şöyle bir şey beklerdim. O başlangıçtaki seviyeden daha aşağıya doğru bir şeyler indirecek ki bir dahaki seferde o kadar tepki verilmesin. Değil mi? Şeyin düşmesi epey uzun sürüyor. Birkaç saate kadar sürebiliyor. Hmm. İşte o kortizol seviyelerini tekrar ilk baştaki duruma dönmesi. İki tane de çevresel etmenleri... Peki şey var mı? Mesela hani bir kötü olayı hatırlayacaksın da tekrardan böyle vücudun alt üst olmayacak meselesi var ya. Hı-hı. Aradaki zaman çok uzun olursa sanki hiç olmamış gibi mi yoksa bu hafıza da hep durabiliyor mu? Öyle bir çalışma okumadık. Ha. Hani süre nasıl yetişiyor, bu olayları tekrar hatırlama şeyini ama ben de emin değilim ama. Yani 20 yıl sonra aynı şey başına gelirse etki, tepkin yani 2 yıl sonra gelen gibi mi olacak yoksa sanki daha önceden hiç böyle bir şey olmamış gibi mi? Büyük olasılıkla öyle değil. Hipokampüs çünkü enteresan bir şey. Orada bütün duyusal hani hafıza derler ya. Orada yazılan bir daha çık kaybolmuyor gibi bir şey evet, var. Evet, yerlerde kalıyordur büyük ihtimal. Yani hipokampüsün öyle bir özelliği olması lazım. Tabii şeye de iddia tabii eden var. Değil. Hani hiçbir hafızada konulan hiçbir şey kaybolmuyor da iddia edenler var. Tabii şöyle bir sıkıntı da var mesela. Bazı hastalıklarda mesela major depressive disorder'da bu anların işte kaydedilmesinde bir sıkıntı yok, geri çağrılmasında bir sıkıntı oluyor.
Yani dediğiniz gibi hipokampüs ya da korteks kaydediyor bu anları. Ama kişi geri çağıramıyor bu anları doğru bir şekilde. Öyle bir sıkıntı da çıkabiliyor. Burada bir de çevresel etmenlerden yine odaklanan iki farklı konsept var. İlki aile tarafından işte düzgün bir bakımının sağlanmaması. İşte bu çocukluk döneminde işte karşılaşılan stresli durumlar ya da travmatik durumlar. İkincisi de kişinin çocukluk döneminde içerisinde bulunduğu çevreye göre kendi geleceğiyle ilgili bir çıkarım yapıyor. Benim geleceğim herhalde şöyle olacak diye. Kurduğunuz gelecekle o anda sahip olduğunuz gelecek arasında bir uyuşmazlık olursa bu da aynı şekilde yine sizin stres seviyenizin epey bir yükselmesine sebep oluyor. Yani küçükken diyelim iyi bir bakım gördünüz, zengindiniz ama sonrasında işte yine geleceği bununla ilgili tahayyül ediyorsunuz. Ama çok da iyi bir geleceğiniz olmadığında yine dediğim gibi stres yıkım yüksek oluyor. Evet. Çocukların beklentilerini çok havada tutmayın. Burada da iki çalışma var. İlki uyku süreçlerini inceliyor. İkincisi de bu uyku süreçlerindeki kortizol seviyelerine bakarak işte bu birkaç farklı hastalıktaki kortizol seviyelerindeki artış ya da azalma bu bellek süreçlerini nasıl etkiliyor diye inceliyor. Şimdi ilk başta uykuyu iki parçaya bölüyorlar. İlki slow wave sleep denilen ilk yarısı. İşte bu beyin frekanslarının oldukça düştüğü evre. İkincisi de REM sleep denilen bu daha çok rüyaların görüldüğü ikinci kısmı. Burada şu gösteriliyor, bu slow wave sleep sırasında kortizol seviyeleri çok fazla düşüyor. Çok fazla düştüğü için şöyle bir mekanizma işliyor. Doğrusu iyice karışıyor. Hipokampüste kortizol az olduğunda ciğer üzerinden baskılanması engelleniyor. Yani hipokampüsün aktivitesi bu ilk evrede daha fazla. Bu da hipokampüse bağlı olan işte otobiyografik ya da deklaratif belleğin işlenmesini sağlıyor. Yani hipokampüs uzun dönem bellek ama o kadar uzun dönem bellek değil. Asıl bunun yıllarca hatırlanmasını sağlayan süreç uyku sırasında bu bilgilerin kortekse aktarılmasıyla sağlanıyor. Yani bu ilk aşamada da işte kortizol seviyeleri düşüp hipokampüsün aktivitesi arttığında hipokampüsten artık kortekse uzun dönem bellek geçişi sağlanıyor. İkinci aşamada da kortizol seviyeleri belirgin bir şekilde yükseliyor. Bu sefer ciğer reseptörleri üzerinden hipokampüs baskılanıyor. MR reseptörleri üzerinden amigdaların aktivitesi artıyor. Bu da şu anlama geliyor. Uykunun ikinci yarısında da daha çok bu duygusal bellek aktarımı sağlanıyor. Yani daha çok emotional memory kısmının işlenmesi sağlanıyor. İkinci çalışmada bundan yola çıkarak şuna bakıyor. İki farklı... Amigda mı şeyi kaydetmiyor yani değil mi? Yok değil. Ama daha çok işte bu duygusal elemanı olan bellek türleri mi diyeyim? Evet. Öyle, gerçekten de duygusal bir şey. Duygusal bileşeni olan bellek çeşitleri daha çok işleniyor. İlk kısımda daha çok olaylar ya da işte bu fact denilen genel gerçeklerin işlenmesi sağlanıyor. Mesela deklaratif memory dedikleri işte Türkiye'nin baş şehri İstanbul'u falan değil mi? Onlar öyle bilgiler. Yani bellekler böyle bir sürü bellek var. Tek bir bellek yok. Her bir bellek içinde süreç daha farklı. Hani çok detayını bilmiyorum ama hani kısa süreli uzun süreli belleğin ötesinde konulara ve de mesela duygusal olarak etiketlenmiş olan şeyler en zor sinyaller. İşte o da benim bildiğim hep hipokampüsün üstünden diye. Yani öyle belleği hani oraya yazıyorum duruyor gibi hiç düşünmemek lazım. Farklı farklı. Bu ikinci çalışmada iki farklı hastalığı inceliyorlar. Major Depressive Disorder ve Post Traumatic Stress Disorder. Şimdi Major Depressive Disorder'da kortizol seviyeleri hem tonik hem de fazik olarak çok yükseliyor. Bu da şuna sebep oluyor. Bu kişiler stresli anlara girdiğinde kortizol seviyeleri çok yükselecek. Bu da hipokampüsün durmasına sebep olacak. Yine aynı şekilde korteks üzerinde de baskılayıcı bir etkisi oluyor. Bu yüzden o stresli anlar sadece duygusal bileşenleriyle kaydedilmiş oluyor. Yani yeteri kadar ne korteks ne de hipokampüsün katkısı oluyor. O yüzden sadece duygusal negatif bir olay olarak görülüyor. Bu yüzden bu Major Depressive Disorder hastaları genelde olaylara karşı bir negatif biasleri vardır. Olan olaylar genelde hep duygusal parçalarıyla kodlanır. Genelde bu duygusal parçalarda hep olumsuz olarak bakılır. Çünkü korteksin işte bu az önce dediğim ne adaptasyonu sağlayacak bir aktivite gösterebiliyor ne de hipokampüs uzun dönem bellekten daha önceki anıları getirip bunun aslında stresli bir an olmadığını söyleyebiliyor. Sadece amigdaların yönetiminde bir
davranış sergileyebiliyorlar. Şeyde tam tersi, post-traumatik stres disorder'da. Kortizol seviyeleri çok düşüyor. Bu da hipokampusa dayalı bellek işlenmesini arttırıyor. Ama şunu azaltıyor, bellek, pardon, önce şunu söyleyeyim. Kortizolun iki etkisi var, bir ondan bahsedeyim. İlki, kortizol arttığında anılar, stresli anılar belleğe daha çok geçebiliyor ama daha az çağrılıyor. Kortizol azaldığında tam tersi. Belleğe çok fazla bilgi aktaramıyorum ama belleğimde ne varsa sürekli olarak çağırıyorum kortizol sebebiyle. Bu da post-traumatik stres disorder hastalarında sürekli bu travmatik anlara flashbacklerin olmasına sebep oluyor. Yani bilgiler çok düzgün kaydedilmemiş oluyor. O yüzden o eski anılar herhangi alakasız başka bir anla tetiklenip bir flashback oluşturup işte o anlara sürekli geri gitmelerine sebep oluyor. İçersen bak o çay da senin. Şu çay. Şurada de inflammation ile ilgili bir parça var ama bilmiyorum bahsedeyim. Çok bu iki tarafı keskin kılıçmış depresyonda işte. Yani herhalde bir... Ya burada şeyden bahsediliyor. Size söyleyeyim. Inflammation vücudun genelde dış ya da iç etmenlerle bir stresör ya da bir zarara karşı verdiği tepki, vücuda savunma mekanizması. Örneğin bir yeriniz kesildiğinde işte inflammation olarak bazı hormonlar salgılayıp işte oradaki yaranın kapanması gibi işte vücuda bir savunma mekanizması sağlıyor. Ama siz sürekli olarak stres altında olursanız bu inflammation sürekli olarak devam ederse bir yerden sonra vücuda artık fiziksel bir yük getirmeye başlıyor. İşte bu da az önce söylediğim o ciğer ya da MR reseptörlerinin direncinin artması gibi etkileri oluyor. Bu da şuna sebep oluyor. Kortizol geldiğinde reseptörler istediği gibi kortizolü şey yapamıyor, reseptörlere çekemiyorlar. Burada da üç farklı hipotez var yine glukokortikoidlerle ilgili, kortizollerle ilgili. İlki diyor ki, inflammation stres responsu arttırır diyor. Benim de zaten şuralarda şu sitokin olarak dediğim hormonlar, inflammation'dan sonra ortaya çıkan hormonlara verilen genel bir isim. Yine şuradan girip stres responsu arttırabilir ya da direkt beyin kökü üzerinde etki ederek yine stres responsu artırabilir. Ya da direkt olarak hipotalamus üzerinden CRH salgılanmasını da artırabilir. Bu ilk tezlerden ilki. İkincisi diyor ki genelde kortizol anti-inflamatör olarak geçiyor. Örneğin bu yanık kremlerinde de zaten içerisinde hep kortizol vardır. Ama sonrasında şu gösteriliyor. Kortizolün düşük miktarları inflamatör olarak çalışıyor. Çünkü düşük miktarlarda az önce demiştim ya ciğer reseptörleri çok düzgün çalışamıyor. Sadece MR reseptörleri çalışıyor. O yüzden çok düşük bir kortizol seviyesi sadece MR üzerinden stres seviyesinin artmasına sebep oluyor. Yani burada da şunu gösteriyorlar, kortizolün dozuna bağlı olarak ya pro-inflamatörü ya da inflamatörü olarak çalışıyor. Bak Alp, kontrolcuların aslında kontrol etmesi gereken şeyler böyle şeyler ama kontroldeki hiçbir mekanizma bu kadar karmaşık probleme bakmıyor. Yani ilacın dozu ve de nasıl ayarlanabileceği çok karmaşık şeyler. Orada insanlar öyle doktorlar şey yapıyor, deneme yanılma, senin üstünde deneyip yanılıyorlar. Bence kontrolcuların biyomedikalde o yüzden ciddi kontrol okuyup beraber çalışmaları lazım. Yani kontrol mühendislerini tıbbın içine gidip çalışması gerekiyor. Çünkü bu ilaç dozlarının ayarlanması muazzam bir şey öyle hiç. Hani sizin yöntemler şey cinali hani. Şey çöp adam gibi kalır orada. O kadar karmaşık mekanizmalar var ki. Ya, konuyla alakalı olacak ama romatoid artrit mesela şey bildiğim kadarıyla vücudun kendi kendine bir şey yaratıyor. Bir sanki orada bir şey var. Sağlık. Yabancı madde zaten. Dolayısıyla ona da şey kullanıyorlar bildiğim kadarıyla bu kortizon. Yani onun için herhangi öyle bir şey biliyor musunuz? İnceleme. Ya ne bileyim bir mekanizma var. Direkt onu... strese bakıyorlar. Aynen. Yani. Mesela hep dopamin dediğin var. Şeyi hani biz bir tür bakıyoruz ama yoğun bakımdaki her hastaya getirip dopamin veriyorlar. Dopamin arttı o bir başka şey. Yani aynı ne diyelim nörotransmitter'ın etkisi sanırım çok farklı evet, farklı yerlerde. Dolayısıyla hani hangi seviyede neredeki etki ettiğiyle beraber düşünmek lazım. Bu sadece direkt şey stresle ilgili olan taraf. Çok az kişi bazal ganglia'ya bakmış. Ona çok şaşırdım. Yani herhalde çok yeni. O yeni çünkü bazal ganglia'nın
etkili olduğunu yeni yeni fark ediyorlar. Nasıl fark etmemişler bilmiyorum. Çünkü limbik sistemden doğrudan etkili ödül mekanizması. Ödül mekanizması kendi başına stres kaynağı yani hani her şey bir yana bilmiyorum. İşte o biz hani o modelleri onlara eklersek şey olacak. Kimse daha henüz modellemede de ona bakmıyor. Daha hala daha sadece şeye bakılıyor. Parkinson'a falan bakılıyor. Ama bunları tabii okumak ve de kavramak gerekiyor. Bunlar sadece dediğim gibi o review makaleleriydi ama ayrıntısında çok fazla genetik şey giriyor işin içine. Çok değişken giriyor. Biraz ama belki genetik tarafına bakılmadan da bakılabilir. Tabii evet, oradan yani bu işte yine hani katman katman bizim baktığımız yer sinir sistemindeki altyapıların birbirine nasıl etkilediği. Evet. Hani biz bile işte Parkinson hastalığının genetik özelliği diye bir şeye hiç bakmıyoruz. Halbuki var. Hı. Onlarla hiç ilgilenilmiyor. Çok ilginçmiş yani mesela şeyi biliyordum hani bu korku şartlanmasını çalışmıştık vakti zamanında. Ne vardı bizde? Limbik sistemde amigdalayı koyduk. Talamus duruyor. Tabii işte sesler ilişkilendiriliyor hani. Çok da basit bir model koymuşlar. Yani tamamen hani yaptık da bakın oluyor gibilerinden ileri yol ağı. Yani yapay sinir ağını koymuşlar. Hem de ileri yol ağı olarak. Biz onun içine işte böyle bazal ganglia falan koyduk. Kaç yıl önce hem de. Nereden aklıma esti bilmiyorum. Yani hani işte elinde çekiç olana her şey çivi gözükür ya. Bir bazal ganglia bildiğim için. Ama yani sonuçta okudum da buldum. Hani kafadan atmadım. Böylelikle şey korku şartlanmasında bazal ganglia'nın konulduğu bir modelimiz var. Ta 2012'lerde falan. Sen ne zaman geldin Rahmi buraya? 2011-2012. Ha, tam işte o zamanlar. Ya sen hemen gelmeden önce bir bitirme ödeviydi. Öyle bir bitirme ödevi yapmıştık. Ya bu şeylerin ürettiği diğer tek de değil değil mi? Nörotransmitterların daha doğrusu. Bu kortizolün üretildiği yer sadece beyin mi yoksa başka bezlerde falan da üretiliyor mu öyle yani? Yok şeyde üretiliyor bildiğim kadarıyla sadece bu böbrek üstü bezlerinde evet. Sonra kan üzerinden bütün vücuda dağılıyor. Bu da sizin dediğiniz o korku şartlanması genelde amigdala üzerinden anlattılar ama İşte bizde yok anne şey. Öyle bir şey bulmuştum ben amigdala bazal ganglia ile beraber modellemiştim. Çünkü hani ilk amigdala üstünden bakılıyor. Ama bu bazal ganglia'yı da koyup bakmıştım. Bulmuştum yani öyle bir çalışma demek ki. Hani yoksa tamamen akmasyon bir şey değil. Ama orada ben de şey yapmıştım. O zaman daha acemiydik. Şey, ileri yol ağlarıyla önce denedik. Ondan sonra işte ileri yol ağlarının yapılarını tek tek her bir bölge için koyup öğrenmeyi yapmıştık. Yani bizim ilk o baktığımız Ledo'nun bir makalesiydi hem de. Yani konuda işin piri bir adam. Çok şey, işte basit, yani çok da açıklayıcı olmayan bir modeldi. Bayağı öyle 2-3 tane bitirme ödevi yaptık. Tek tek, parça parça, geliştire geliştire. Sonra bıraktım o konuyu. Niye bıraktım? Ha, enerjin yetmiyor işte bir yere kadar her şey. Halbuki bir bakılabilir dönüp. Daha korku şartlanmasına. Peki bütün bunlarda hiç şey var mı acaba? Bir tür hani sağaltım için ilaçları kullanmadan öğretme yolu. Yani hani insanları ne bileyim eskiden hani bu kadar ortalıkta ilaç yoktu. Ama şey vardı, psikiyatrlar vardı ve uzun uzun terapiler yaparlardı ve insanların işine yarardı. Zaten şeyde bahsediliyor, bu çok ciddi depresyon durumları olmadıkça ilaç kullanılmasından bahsediliyor. İlaç kullanılırsa da tek başına bir anlamı olmuyor mutlaka, yanında işte bir terapi gibi bir yan şey de gerekiyor mutlaka. İşte benim bir social support var, meditasyon mesela o da çok gösterilmiş, depresyona karşı işe yaradı.
Ama dediğiniz gibi ilaca gerek kalmadan genelde bu fiziksel aktivitelerle epey bir şey bulunuyor. Çünkü büyük bir aslında ilaçların çok etkisi olmuyor. Yıkıcı özellikleri daha fazla oluyor. Ya şimdi bu hani Amerika'da şey çok tartışılıyor ya. Sosyal güvenlikte paraları yani harcanan paraları aşağıya çekmek için terapiler kaldırılıyor. Herkese ilaç dayanılıyor. İlaç dayanıldıktan sonra da her köşede birisi eline silahı geçirip diğerlerini tarıyor oluyor. Yani hani yaşanılan olaylar böyle bir şey. Çünkü bu ilaçlar beyinde zaten kalıcı etkileri var. Ve şey işte terapi çünkü uzun süreçli ve şey çok masraflı. Dolayısıyla sigorta şirketleri onları ödemeye yanaşmıyorlar. Hani biz böyle hayatı hızlandırdık ya her anlamıyla. Ama insan vücudu o hıza göre değil. Alkol insan, ne yapıyor acaba? Ne sene bitirirsin sizin? İnsan vücudu daha yavaş bir şey. Böyle yavaş şehirler gibi yavaş yaşamları seçmemiz gerekiyor kendimize. O yavaş yaşamları seçmezsek zaten herhalde kendi kendimizi yok etmeye başlayacağız. Yani birinin ne bileyim atom bombası atmasına gerek yok veyahut da işte hastalık yaymasına gerek yok. Sistem kendi kendini çökertecek yakında. Çünkü bu hızda yaşayabilecek gibi değiliz. Yani evrim öyle 50'li yıllarda olmuyor. Milyon yıllar gerekiyor. Bizim beynimizde de hala mağara adamının beyni yani ötesinde bir yerde değil. Dolayısıyla o geliştirilen yöntemler, onları çok hani göz ardı ettiğimiz yöntemler, işte düşün, nasıl inzivaya çekil. Ya bunların aslında artı bir yanları var. Bu hızda hiç farkında değiliz. Tavsiyem yavaş yaşayın. Tembel değil, yavaş yaşayın. Orada fark var. Zaten videolar en uzun yaşayanlar şey, yavaş olanlar. Kaplumbağa. Alkol. Hakikaten alkol ne yapıyor, o nasıl bir mekanizma işe yapıyor? Çünkü o da kısa süreli şey yapıyor bildiğim kadarıyla, o tür stresli durumlarda bir etki yaratıyor ama yani sadece şeker mi beyne gidip de bir şey değiştiriyor yoksa? Neyi bloke ediyor? Alkol bir şeyleri bloke ediyor ki. Bir kere mesela sosyal korkuları bloke ediyor. Dolayısıyla alkol alanların çenesi düşüyor. Evet. Daha çok konuşuyorsun ve daha rahat ilişki kuruyorsun. Yani normalde bizler gerçekten hani biz de hele bir mühendisiz ya hepten beter. İlişki kurmakta güçlük yaşanır. O şeyi yani mekanizmayı bir kere kaldırıyor ortadan. Bir tür koruma mekanizma var. Onu kaldırıyor alkol. Dolayısıyla daha rahat sosyal ilişki kuruyorsun. Yani artı yönü o. O da büyük bir ihtimalle ilaç gibi hani dozunu ayarlamazsan o belli dozda onu sağlıyor sosyal olarak daha bir de kişisine şey, bağlı. Evet, daha fazlası da büyük bir ihtimalle şey yaratıyor. Bir şeyleri bloke edip yani o belleği falan herhalde bulandırıyor mu ne yapıyorsa artık çünkü mesela belli bir yerden sonra motor hareketleri de durduruyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor. Doğru dostları göremiyor dolayısıyla bayağı bir şeyi bloke ediyor. Dolayısıyla hani şey olarak hani ucuz mu bilemiyorum ama depresyon ilacı olarak kullanılan şeylerden birisi o. Hayır şey çok kötü mesela bu streste hani Utku bahsetti ya vücuda büyük bir yük biniyor. Yani o yüzden hemen baskılamaya çalışıyor ki çünkü kalp falan hani üzüntüden ölüyorsun veyahut da işte korkudan ölüyorsun da geliyor. Yani o işte kaç durumunda bütün vücut tamamen limitinde çalışıyor ve o biraz uzun sürse zaten kalbin duruyor. Onu durdurmak gerekiyor. O bakımdan hani stres hastalıklara yol açıyor dedikleri ve herhalde büyük baskı da kalp hastalıklarına yol açıyor. Evet. Ya kansere kadar uzanıyormuş ya. Yine domuzu diye bir hayvan böyle bayağı kalbi. Strese giriyormuş. Ya önüne bir köpek geldiğinde korkudan ölebiliyormuş. Tavşanlar falan. Kedilerde de var Yüksel. Hı. Sen ya, de bilirsin onu. Tabii canım onu ben hatta aklıma geldi mi sen korkuyor ya. Yakalıyorsun işte hani yabancı bir kedi. Kalbini hissediyorsun. Kalbini böyle tıkıyor. Hatta böyle kafasını şey yaptığın zaman hani bir ne bileyim işte şey hissetmeye başladığı anda. Yani. Daha doğrusu şu oluyor. Yani yakalandığı anda bir yere gidemiyor ama sen onu yani ekstra bir şey olmuyor arkasına. Hani bir sıkıp bir yersini boğazını falan boğazlamaya kalkmıyorsun. İşte biraz sevdiğin anda şeyini rahatladığını hissediyorsun. Yani bir nasıl mekanizma devreye giriyor bilmiyorum ama. Yani acayip şeye girdi.
Çünkü o hani kaçman için kaslara muazzam bir enerji gidiyor ve böyle resmen o zaman koşuyorsun hani şey gibi, Hüseyin Bolt gibi koşuyorsun yani. Onu yaratabilmek için vücutta bayağı bir, o işte uzun süreli olursa veyahut da çok sık sık tekrarlarsa bayağı bir şey, vücuda yük geliyor. Stresin, evet. Fiziksel aktivite. O çünkü hani bütün vücut gergin ve kaçmak üzere kurgulu. Şimdi tabii modern hayatta onu yapamıyorsun değil mi? Girdin toplantıya, sinirden tepene fırladık ha. Ne yapıyorsun? O da kuzu kuzu oturuyorsun. En fazla kendini kurtarmak için kapıyı çat diye çarpıp çıkıp gidiyorsun. Ama yani o aslında sağlıklı bir davranış. Hani orada kendini tutmaya çalışmak doğru bir şey değil. Normalde bizim strese işte aslanı görünce kaçmak için girmemiz gerekiyor. Ve böyle bu katamayınca oturuyorsun yani o stresten. Yapılacak bir şey yok. O kötü. O bakımdan şey de kötü. Hani mobbing işi. Yani karşındaki insanı öldürüyorsun aslında. İşte bir şey karşıdaki kişi ölmemek için böyle bir bilgelik hali gelecek sana. İnsandır, beşerdir, şaşar, böyle yapar. Bunlar önemli şeyler değil. Hayat bu değil falan diye bakabilmek lazım ama bilmiyorum. Mesela Karadenizlerde acaba şu genetik özelliklere baksalar, adamların hepsi böyle sinir küpü gibi dolanıyor ya. Acaba ne oldu geçmişte? Hani eğer ki öyle kalıcı bir şey varsa... Genel özelliği gibi olmuş artık şey. Aktarılı oluşmuşlar gibi böyle. Kısır döngüde takılmış kalmışlar yani. Hiç acaba öyle bölgesel özelliklere bakılmış mı? Irk olarak bakıyorlar. Ama tabii Türkiye içerisindeki bölgeler yok, içerisinde Türkiye nasıl değil de yani hani genelde öyle ırk olarak. Genelde var. Böyle birkaç tane farklı ırkların şeyini okumuştuk işte. Hispanikler ya da siyahiler vesaire gibi çalışmalar yapıyorlar. Mesela düşün ki İspanyollar geliyor, bütün İnkaları kesiyor. Onların geriye kim kaldıysa acaba ne oldu? Evet. Ya da şey de çok önemli. İşte bizim şu anda başımızda bela oldu. Sabah kalktığınızda güneşi görmemek de çok büyük bir etki. Evet, o çok evet, kötü. Sabah kalktığınızda kortizol seviyeleri çok yüksek şeye çıkıyor. Sonra gün içerisinde azalmaya başlıyor. O ilk peak'i yapamazsanız gün içerisinde yeteri kadar azalamıyor. İşte bizim stresli kalıyoruz. Sürekli bir stresli. Çocuklar servis etmiyorlar, görüyorum. Yürüyorlar. Yok ya, bu sabah 8'i 10 geçe hava karanlıktı. Hani güneşli günlerde yine birazcık daha iyi. Aydınlanmış oluyor. Ama böyle kapalı günlerde çok kötü. Ben vallahi gittim bir daha yattım yatağa, kitap okudum. Yani kortizol seviyelerimi tutmak için uygun yerde yapacak bir şey yok. Yani onu görmek stres sahibi yapıyor insanı. Yo bu şey ya... Hani ilaçların da hangi saatlerde alındığı önemli. Hani belirli bir şekilde alınması gerekiyor. Hayır, bence bu saatlerle gerçekten bir iyicene bizi delirttiler. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin imzasıyla. Sonra rektörümüz 2 haftalığına gitmiş. Herhalde güneşi bol bir yere gitti. Yani ne bileyim. Yine de sabahları çok karanlık. Akşamlarında haklısın. O akşamlar nasıl bir şey? Akşamlar çok aydınlık kaldı ama sabahlar çok karanlık. İlk başta öyle oluyor. Akşamlar daha çabuk. Bir şey daha uzun artıyor. Sabahları. Ya ben çünkü işte ezan sesinden beraber artık saat 7:20 geçti. Değil mi? 7:30 oldu. 7:20 gibi. Ama havanın aydınlanması 8'i çeyrek geçeyi falan buluyor. İlginç. Peki bunu psikoloji dersi olarak mı okudunuz? Evet. Bunun neresi psikoloji? Bu genetik. Yani davranışa çok çok az girdik. Hep genetik ya da işte o hormonal bozukluklar üzerinde kaldı dersin konusu. Yani şeyi yoktu dersin, syllabus'u yoktu. Öncesinde bir okuma fırsatım olurdu. Hocayla mailleşmiştim. Ders almadan önce bu kadar ayrıntılı yine söylememişti. Aldıktan sonra fark ettim ben de. Yani bu aslında şey çok ilginç, mesela psikologlar içinde bütün bunların öbür tarafa bağlantısı. Mesela bu
saatlerin, hani insanların günlük döngülerinin üstünde çalışanların bir kısmı psikologlar. Çünkü hem öğrenme hem işte şey psikolojik durumla ilgili olan bilgiler orada. Yani artık bütün konular birbirinin içinde. Tek bir şeyi bilmen hiçbir işe yaramıyor. Evet, evet. Yani onu söyleyeyim. Onlar da artık böyle kapalı kutu diye bakmıyor. İçine de bakıyorlar. Hiç tabii. Yani. Direkt. Şeyde ilginç bir şey olmuş. İleri konularda şey moleküler tıptan böyle geliyor demiştim. Sirkadiyen ritimle ilgili bir şey sordum. 11 ile 3 arası hani şey salgılanıyor, melatonin salgılanıyor. 8-9 arası bir hormon salgılanıyor falan gibi bir şeyler var. Böyle bir özellikler var. Bu saate mi bağlı, ışığa mı bağlı diye sormuştum. Saate bağlı demişti. Hani bir de iki defa falan sormuştum. Saate bağlı olduğunu söylemişti. Biyolojik bir saate bağlı olduğunu. Tamam, ama o senin biyolojik saatin. Ama acaba hani şöyle bir şey mi? Her sabah kalkıp aynı şeyleri yaptığın için o belli bir zaman dilimine mi oturuyor? Benim anladığım o şekilde değil. Direkt saati. Şimdi mesela ben ilacımı ters zamanlarda aldım. 2 gün. Mesela bugün çok kötüyüm. Her zaman aldığım saatten 1 saat sonra aldım. Normalde şey ilacın. Aç karnını alıyorsun, 45 dakika sonra kahvaltını yapıyorsun. Tamam, ama bunun saatten ilgili hiçbir şeysi yok. Sen sabah 8'de mi kalktın, 9'da mı kalktın, 10'da mı kalktın değil. Şimdi bunu söylerken aslında kafada olan şey, bu insanın bir rutin, günlük rutini var ve onu her gün yapıyor. Tamam. Şimdi ben bir güzel bu ilacımı normalde sabah işte 7'de kalkıp ilacı içiyordum. Gayet iyi gidiyordu. 2 gündür sabahları uyanmakla beraber geç kalkıp da geç ilacı alınca bozuldu. Ama ben onun saatten ziyade hani benim için sabah 7'de ama normalde birisi de belki sabah 8'de kalkıyor. Onun için de sabah 8'dir. Hani o döngünün hep aynı zamanlarda tekrarlanması mı? Hani saat derken belki o. Yani o saatten o kadar emin olamıyorum. Şey geldi, bu kimisi işte mağaraya kapatıyor kendisini. İşte hem güneş hem de saatten bağımsız şeyi kaybolmaya başlıyor. Ne zaman gündüz, ne zaman gece şeyi karışmaya başlıyor ama. Yani acaba kendi bir ritmi var yoksa direkt güneş ışığına mı bağlı şey? İşte ben de bu şekilde düşünüp hani 2 defa falan sormuştum mu? Direkt saatte bağlı. O melatonin mi? O galiba bir hormon. Karanlıkta salgılanıyormuş. Hatta bir televizyon programında dinlemiştim. Yani yattığınız yerin illa çok karanlık olması gerekiyor. Yani az bir şey ışık alsa bile şey hani etkileniyor. İşte direkt saate bağlı. Ne demek ben anlayamadım. Yani direkt saate. Yani her sabah 7'de. Yani sonuçta o hormon saati nereden biliyor? Yani herkes de 7'de. Doğduğundan mı? Ya bence onlar saate bağlı derken kastettikleri senin kişisel ritmin. Ve oradaki varsayım sen her sabah aynı saatte kalkıp aynı işi yapıyorsun. Şimdi modern hayat da öyle yapıyoruz. Belki köylerde yaşasak gün ışığıyla yaz ve kış arasında farklılıklar olacak. Değil mi yani köyde? Öyle olacak. Böyle şeyle kalkmıyorsun ki, saatle kalkmıyorsun ki, hava aydınlanınca kalkıyorsun oluyor. İlaçların da bence şeyi önemli. Yani belirli zaman aralığı, yani 12 saatte bir, son 2 saatte bir olması gerekiyor. Şimdi ben tabii onu mesela bozdum. Bozunca da bayağı kötüyüm bu son 2 gündür. Şimdi yarın sabah tekrardan kalkıp yedik ilacımı, acaba üşenmeyeceğim. Yani onun bence saatten kastettiği öyle bir şey. Yani saat 7-8 olması gibi değil de. Hani bu sonuçları genelde istatistiki çıkartıyorlar, ölçüm alıp falan. Hani belli saat dilimlerinde sürekli yani ölçüm aldıkları kişiler aynı yerde, aynı saatte. Ha, evet. Genelleme yaptıkları için hani. Hastanelerde şey ekstrem bir durumla karşılaşmadıkları için de bu şekilde sabitlemiş olabilir. Ama şeyi fark ediyoruz ama mesela şey kıtalar arası uçuş yaptın yani o zaman belirtilen saatte değişiyor. Yani. Tabii değişecek yani tamamen. Şeyler çıkıyor, hastalık bir de o hani tamamen ışıktan yani karanlık veya sürekli ışık altında olduğun yerler mesela bizim hani şu anda hapishanelerde öyle ya, hiç ışığı kapatmıyorlar. Dolayısıyla insanlar sürekli ışık altında uyuyor. Ben de hani hiç ışık varken uyuyamam. Öyle durumlarda kişilerin kendi sağlıklarını korumak için hani
günleri ve bütün olayları karıştırıyorsun tamamen. Ve düşün, seni bir yere attılar, 5 yıl orada kaldın. Yani iş, yapılan iş ve dört duvar arasında kaldın. Her gün böyle şey yapıyorsun, yapay bir hayat kurguluyorsun kendine. Şimdi ve böyle an an hani yavaş yavaş yataktan kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum ve bütün aşamaları gözünün önünde canlandırıyorsun. Yani korteksten her şeyi çağırıp çağırıp bir daha yaşıyorsun ve bir günü kendin yaratıp yaşıyorsun ki hayatla ilişkin kopmasın. Yani inşallah hepimizin başına gelmeyecek işi tarafından kaçırılıp da bir karanlık kuyuya atılmak. Ama o bir yöntem. Dolayısıyla işte çıktım parkta yürüyorum. O parkta yürümeyi gözünde canlandırıyorsun. İşte sağda şu ağacı gördüm, üstünde kuş vardı, burada bilmem ne vardı. Hani ve onları böyle gerçek zamanda yaratıyorsun kafanda. Böylelikle günlük döngülerini oluşturuyorsun. Büyük bir olasılıkla 24 saatlik tutturamıyorsundur ama hiç olmazsa bir döngüyü sürekli oluşturuyorsun ve mevsimleri yaratıyorsun. Yani bütün dünya bir daha içinde normal hayatta bunu yapsan şizofren olacaksın. Ama seni böyle tuhaf bir yere attıkları zaman dünyayla ilişkini kurup da sürekliliği sağlayabilmek için o bir yöntem. Peki bunlar acaba gerçek ana olarak kaydoluyor mu? Daha doğrusu şöyle mesela öyle bir şey yaptın, aklını korudun, sonra çıktın. Olmayan senin kurguladığın bir şey gerçekmiş gibi mi acaba hayal etmeye başlıyorsun ya da dur? Yok sanmıyorum. Onu orada kurgulayabiliyorsun herhalde. Bilmiyorum. O rutini tamamlıyor olmak bir tür önemli. Bence kısadan ise geceleri uykunuzu düzgün uyuyun. Yani buradan çıkan en iyi şey o. Bir sınava girecekseniz özellikle 8 saat uyku, yani uykusuz kalıp çalışmaktan çok çok daha anlamlı. Çünkü orada ne öğrendiğin kalıcı. Çünkü bir yere yazılmıyor. Bir şeyin yazılması için uyuman gerekiyor. Ne de kafayı toparlayıp bir şey yaparsın. Çok sağ ol. Bu böyle korkunç dünyalarında var. Hiç kimseye çıkmıyor. Hiç kimseye paylaştırdım. Neyse. Sormuş. Şey, Metin, gelecek dönem salı günleri uygun da saat olarak 5'te çıkman gerekiyor değil mi? Yani erken olması için daha. Senin için daha iyi. Tamam. 5'ten önce. Saat ayarlamaya çalışıyoruz. Günümüzde ayarlamaya